Ayşe Tolga İyi Yaşam YouTube kanalından ve beslenme bölümünden hepinize tekrar merhaba. Bugün bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi badem sütü. Badem sütünü nasıl yapacağız? Beraber yapacağız şimdi. Biraz bademden ve çiğ bademden, özellikle de badem sütünün faydalarından bahsetmek istiyorum. Özellikle son senelerde vegan beslenmenin, yani hayvani ürünlerle beslenmemenin modalarından biri kabul edilse de bence badem sütü aslında şu andaki gündelik hayattaki tüketimimizin içerisinde hak ettiği yeri bulmuyor. Neden? Çünkü aslında bence badem sütü gerçek sütü oranla çok daha büyük bir kalsiyum deposu. Aynı zamanda bitkisel yağ oranı çok daha dengeli olduğu için hayvani yağın vücuda getirdiği zararlar da badem sütüyle ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla çiğ bademden biraz sonra yapacağımız badem sütünü sadece çocuklarınız için değil, lütfen siz de gündelik hayatınızda daha sık kullanın derim. Çünkü dediğim gibi kalsiyum, magnezyum, selenyum gibi, fosfat gibi vücudunuz için çok gerekli olan minerallerin doğal bir kaynağı badem aynı zamanda. 100 gram badem sütünde yaklaşık 264 mg kalsiyum var. Bu da aslında son yıllarda hani sütle beslenen ülkelerdeki yükselen östropoz oranına karşı neden sütün yeterli olmadığının cevabı da olacak gibi. Dolayısıyla ben diyorum ki her zaman badem sütüyle kalsiyumu karşılayalım. Şimdi neye ihtiyacımız var? Ben çiğ badem alıyorum. Kavrulmuş olmaması gerekiyor. Çiğ bademi bir gece önceden soğuk suda, sıcak suda değil, soğuk suda bekletiyorum. Daha sonra bu gece şişen bademlerimden bir bardağa ihtiyacım var. Bir bardak alacağım. Burada datça bademi tabii ki çok daha besleyici bulabiliyorsanız datça bademi. Badem sütünün dışında hangi alternatifleri yapabiliriz? Çiğ keşu fıstığından da fıstık sütü yapabiliriz. Ben çiğ fındıktan da denedim. Gayet başarılıydı. Tadı biraz, aroması fındığın çok yoğun olduğu için zordu ama güzeldi. Bademlerimizi blenderıma aktarıyorum. Üzerine de ya 4 bardak ya da 2 bardak. Ben burada 2,5 bardak gibi koyacağım. Normalde 1 bardak şişmiş çiğ bademe 4 bardak su yeterli badem sütünüzü yapmak için. Ama o zaman biraz daha hafif yoğunluğunu siz koyacağınız suya göre ayarlayabiliyorsanız. Ne kadar çok su koyarsanız yoğunluğu azalacak, öyle düşünün. Ben burada o yüzden... Hatta 2 bardak bana yeterli bile. Şimdi blenderımı çalıştıracağım. Bademlerim iyicene ezilip süt rengine gelene kadar da blenderımı çalıştırıyor olacağım. Böyle temiz tülbentimi bir ölçü kabımın içerisine şöyle koyacağım. Ve badem sütümü süzeceğim. Her ürünü mutlaka başka bir ürüne dönüştürmek gerekiyor. Çok fazla tüketmemek adına. Ben burada fazlasını kaşıkla alıyorum. Bir bardağımın içine koyuyorum. Çünkü bundan da kalan çiğ bademlerden, ezilmiş çiğ bademlerden badem peyniri yapıyorum. Çok da lezzetli olacak. Dilerseniz dediğim gibi üzerine tarçın serpebilirsiniz. Biraz balla tatlandırabilirsiniz. Ama çorbalarınızdan kahvelerinize süt yerine ve benim gibi smoothie'lerde, biraz tarifleri de var YouTube kanalımda, size de gösterdiğim gibi smoothie'lerinizde ya da yulaf ezmenizde, sabah yediğiniz müslin içerisine de badem sütünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Afiyet olsun. Bugün size harika bir tatlı önerim var. Bal kabaklı parfe. Nasıl yapılacağını hadi gelin beraber bakalım. Yine çok az ürün kullanarak, kafa karıştırmadan hem daha ekonomik hem de pratik bir şey yapalım.